Hocam İslam penceresinden baktığımızda hı hı. İslam akıl sağlığına oldukça değer veren bir din. Hı hı. Ee, pek çok ayeti akletmenin, düşünmenin, aklı muhafaza etmenin üzerine değinir. Peki İslam neden bu kadar sık vurgular akıl sağlığını? Niçin önemli bu bizde? Çünkü insan çok önemli İslam'da ve insanı aslında ön plana çıkaran bir dinin içindeyiz şu an. Bu dini yaşıyoruz ve insanı diğer varlıklardan ayırt eden şey aklı ve aklın aslında fazileti tam olarak buradan geliyor. İnsanın ayırt edici özelliği olmasından kaynaklı bir fazileti var ve bunu korumak da her açıdan kişiler için önemli bir aslında e, fayda zemini olarak karşımıza çıkıyor. Bu da e, İslam'ın ne kadar yaşanılabilir bir din olduğunu bir kez daha göstermiş oluyor bizim evet. açımızdan. Orta Çağ'dan bahsettik. Orta Çağ'da baktığımız zaman aslında İslam'ın nasıl e, insanı ve Kıl sağlığını korumaya yönelik e, belki mesajlarını, alimlerin ne kadar güzel aldıklarını ve uygulamaya geçirdiklerini görüyoruz. Çünkü bahsettiğiniz bu Akıl hastalarına bu etiketlemelerinin yapıldığı dönemde biz aynı dönem 13. 14. yüzyıldan bahsediyoruz İslam topraklarında Anadolu, Mezopotamya topraklarında kişilerin e, hastanelerde tedavi edildiğini biliyoruz. Evet. Evliya Çelebi'nin raporlarına göre müzik terapinin dahi uygulandığını biliyoruz. Bakın ilaç terapisi uygulanıyor, ilaç ilaç tedavisi uygulanıyor, İlaç tedavisini uygulanması o çağda zaten çok böyle yani nasıl yani akıl hastalığı için ilaç tedavisi mi uygulanıyor gibi şaşırtıcı bir durumken biz İslam topraklarına İslam'ın yayılmış olduğu yaşanıldığı topraklara baktığımız zaman bu dönemlerde Anadolu'ya Mezopotamya'ya bu topraklarda akıl hastalarının hastanelerde tedavi edildiğini görüyoruz. Sadece tedavi edilmekten kastım şu değil, onların yatırılması değil. Çünkü Batı tedaviye ilk önce bu şekilde başlıyor. Akıl hastalarını alıyor, hastaneye yatırıyor ve onların aslında orada tamamıyla toplumdan tecrit edilmiş bir hava yaratmaya çalışıyor. İşte topluma zarar veriyorlar. O zaman biz onları tecrit edelim, böyle hastanelerde tutalım gibi başlangıcı bu şekilde başlıyor. Ama İslam topraklarında biz bu gezginlerin aldığı notlarla sadece Müslüman gezginlerden Evliya Çelebi'den bahsetmiyorum. Fransız bir gezginin de buna dair notları var. Holistik bir bakış açısıyla insana yaklaşıyorlar ve ilaç tedavisi yapıyorlar. Yanı sıra Doktorlar özel olarak diyetlerini hastaların yazıyorlar, yedikleri içtiklerini dikkate alıyorlar. Aynı zamanda bunun yanı sıra bir de ekstra olarak müzik tedavisi uyguladıklarını biliyoruz ve canlı müzikle bu insanların iyileşmelerine büyük katkı sağladıklarını biliyoruz. Tek müzik değil. Doğa sesinin de odalarına kadar hastanelerde iletildiğine dair aslında büyük bir mimari yapının hastanelerin içine entegre edilerek bu hastanelerin inşa edildiğini biliyoruz. Hastane duvarlarının içinden geçen su boruları. Öyle güzel şekilde su borularını odalardan geçirmişler ki yağmur yağdığı zaman odalara akıl sağlığı hastalarının odalarına yağmur sesi geliyor. Müzik dinlerken aynı zamanda su sesiniyle de tedavi etmeye çalışıyorlar. Pek çok e, akıl hastanesinin, şifahanenin, daruş şifanın ya da evet. bimaristan dediğimiz e, bu isimlerle daha çok andığımız bu e, yapıtların ortasında havuz olduğunu biliyoruz. Ve havuzdan sürekli daimi şekilde akan bir su sesi var ve devamlı bir şekilde bu hastaların hastalar bu ses bu ses, su sesiyle aslında kendilerinin tedavisine katkı sağlayacak bir tedavi yöntemiyle hı hı. tedavi edilmiş oluyor. Aslında çok gelişmiş bir tedavi yöntemini biz orta çağda aslında Batı'nın karanlık çağ olarak adlandırdığı bir çağda İslam topraklarında çok aydınlık bir tedavi yönteminin uygulandığını görüyoruz ki e, bu yüzden akıl sağlığı ya da ruh sağlığı tarihçesine bakan insanların kesinlikle batık kaynaklarından yalnızca beslenmeyip bizim eserlerimizdeki tarihçeyi de bir başka gözle, yan gözle okumalarını tavsiye ederim.